Selamlarımı ilet lütfen onlara. Ne söylemek isterler? Teşekkür ederim. Ben Serhat. Çocukları buluşturacağız bakalım babasıyla. Mutlu bir an inşallah. Siz torunlarınızı özlediniz Gözleriniz mi? Gözleriniz oldu Ahmet abi. Evet. Çok özledim. Zaten gözleri doldu Ahmet Bey, Nesra Hanım. Nuran teyzeyi bir alabilir miyim? Nuran teyze bir şeyler söylemek ister mi? Lütfen ona da mikrofonu uzat. Merhaba Esra Hanım. Size teşekkür ediyorum. Torunlarımla görüştürdüğünüz için. Çok teşekkür ediyorum. Özlediniz mi torunlarınızı? Torunlar özlenmez mi hiç? Onlar bizim canımız, kanımız. Evladımızın emanetleri. Bu cümleyi kuruyor olmanız önemli. Sizi de aşağı alabilir miyiz lütfen? Paylaşılamayan Neşat. Ben inanıyorum ki annenin babanın da eş Büşra'nın da tek bir isteği, hepsinin de ortak menfaati onun sağlığı için. Gencecik delikanlı, yani Allah hiç kimseye vermesin. Önce ben, sağlık. Nuran ablaya şunu söylemek istiyorum. Çocuklarla görüşmeden önce. Duymuyorlar onlar. Pardon. Hemen biraz sonra alacağım. Şimdi Neşat, iki aydır görmediği evlatları Hüma ve Aslan'la bir araya gelecek. Kayınvalide ve kayınpeder de orada. Bundan sonrası sizde. Buyurun. Ne oradalar, gelmişler. Gelmeyeceğim dedi. Haydi. Hadi Caner, hadi. Neşe. Hüma'yı bıraksanıza. Hüma'yı bırakın. Hüma'yı bir... Nerede? Hüma. Bak. Bak Hüma. Hüma. Bak. Bak babaya, bak babaya. Babaya bak kızım. Hüma küsmüş. Bak babaya. Neşet dur. Kızım. Hadi bak babaya. Hüma hadi kucak. Ahmet abi. Onu babaya kucakla. Gel. Gel oğlum. Anne. Gel oğlum. Hüma biraz tepkili. Bir, tam bir çocuk tepkisi. Sür kendisi. Ahmet abi özledin mi torunlarını? Hüma'yı kucakla. Hüma'yı kucakla hadi. Çok. Hüma. Hem de çok. Hani ince Hüma. Bak anne. Bak. Babası. Bak, babaya bak kızım. Kızım babaya bak. Bir dönsene şeyi çek. Bak, Hüma babaya karşı tepkili. Diğer tarafta da Büşra bekliyor. Babaya.
aileden çok daha uzakta. Neden Caner Büşra eşinin yanına gitmiyor? Evet, evet. Esra Hanım, Ahmet Bey ve Nurhan Hanım Büşra'yı istemediler. O peki yüzden... Neşat'ı gelsin alabilir mi? Misin biraz? Ahmet abi. Gelsin mi buraya kadar gelmiş? Yapma Büşra, kurban olayım Ahmet abicim. Ne olur yapma. Hadi Nurhan gelsin teyze, hadi Ahmet gelsin, abi bak. Ya. Büşra. Büşra gel. İki tane torununuz var. Tamam. Çiğdem çocukları abla. Var onların. Büşra ne gel. Olur. Büşra'ya da söyle. Esra Hanım rica ediyor de. Gel. Gel. Yani kocasına. Kocasına sarılacak dur, nihayetinde. Dur. Tamam mı? Yürü. Bir tane. Ay yazık. Keşke ben ana olmasaydım. Keşke. Cenel mikrofon tutabilir misin? Konuşulanları. Nasıl sen? Bak. O sarıldığı kişi kim? Hep bir anada olacağız yine. Canım. Büşra'nın kuzeni. Esra Hanım. Aşkım. Canımın içi. Bir tanem. Aşkım. Hay yavrum. Bak gördü. Neşat. Tam bir yıl önce bir iş kazası. Aklı yerinde değil bu çocuğun. Bu çocuğun bilinci yok. Bu çocuğun bilinci yok değil mi? Ben kaynanayım, beni biliyor. Ben kaynanayım, beni biliyor. Aklı bilinci yerinde değil. Aşkım, canım. Bir tanem. Canım. Allah'ım sen duy, sen duy, sen duy yarabbim. Evet. Evet aşkım. Ben anladım zaten. Evet anneciğim, evet. Evet. Anneyle baba kuzum. Evet. Evet Caner, anneciğim, Caner. Evet. Büşra'ya bir kulaklık verebilir misin acil? Acil kulaklığını. Hemen, hemen. Bak, vereceğim. Dur, bekle, bekle. Efendim Esra Hanım. Eşinin seni ne kadar özlediğini, sevdiğini burada hep beraber gördük. Gördünüz mü Esra Hanım? Aşkım, evet biz evliyiz bir tanem. Biz evliyiz aşkım. Aşkım. Evet. Evet bir tane. Evet. Ben biliyorum. Ben biliyorum her şeyi. Evet aşkım. Evet. Diyor ki bence sana. Evet. Hadi anneme babama sarıl da bu küslük bitsin diyor Büşra. Hadi ne olur. Ben o dünkü ithamdan sonra bunu yapamıyorum Esra Hanım gerçekten. Bak. Bunu yapamıyorum gerçekten. Kayınvaliden de kayınpederin de karşında. Çocuklar, torunları da kucaklarında. İnsanoğlu yaşı kaç olursa olsun hata da yapar. Ne olur bak onlar barışmaya hazırlar. Hadi be Büşra. Neşat için. İstihar etmiyorum Esra Hanım, beni içeri almıyorlardı az önce. Beni içeri almıyorlardı az önce, lütfedip şimdi mi şey yaptılar? Ben Ahmet Bey'e şuradan canım, seslenmek istiyorum. Ahmet Bey duyuyor musunuz beni? Evet biz, hani yüzüğün nerede? Ne anlatıyor? Bunlar senin yüzün değil, evde mi? Büşra ne anlatıyorlar? Yüzüğünü soruyor Esra Hanım. Neyi? Yüzüğünü soruyor Neşat. Aşkım. Tabii tabii. O bizim oğlumuz, evet. Bizim oğlumuz. Sen onu kucaklayabilirsin aşkım. Kucaklayalım. Bir aile dramı yani bu. Al aşkım. Ama sen de gel. Al bir tane. Oğlumuz evet, o bizim, hamileydim ya ben. Gözüm evet. Çekilme. Evet. Evet aşkım.
Bir dünkü haline bakın şimdi Neşet'in, bir de bugünkü haline Esra Hanım. Fark ediyorsunuzdur zaten. Yazık. Dur oğlum, bırak. Bırak oğlum, bırak. Aynı Neşet. Bırak bir tane. Mutlu musun? Neşet'in yanında ol. Şu an çok mutluyum ama 5 dakika sonra yanından ayrılacağım yani. Nasıl yapacağız bu işi? Bilmiyorum. Bak, kayınvaliden, kayınpederin karşında bu küslük bitsin Allah rızası için. Anneciğim dur dur, böcek var. Bak sen milyonların önünde o adımı at. Eğer onlar sana hayır derlerse zaten... Ekran başı ben yapmam ha? Esra Hanım dünkü ithamdan sonra yani görüyorsunuz. Bak görüyorsunuz Esra Hanım oğlumun Büşra, babasına ne kadar benzediğini. Dünkü o ithamdan sonra benden bunu yapmamı beklemeyin gerçekten. Büşra dün dündü bugün bugün. Kocanın yanındasın, çocukların orada, yeni bir hayat kurman için hepimiz arkandayız. Lütfen. Neyin özür dilenecek? Esra Hanım, Esra Hanım. Ben burada özür dilerim. Niye karışmayacakmışım? Ben miyim? Kızın mı? Kızın mı? Ben burada özür dilersem zaten olmayacak Esra yani. Hanım, bir tek şey söyleyeceğim. Bu kadar bana hakaret etti. O hakaretlerinden dolayı sosyal medyada benden özür dilesin. Büşra, affedeceğim. Özür dilemediği sürece affetmiyorum Esra Hanım. Lütfen. Bir saniye başka durdur. Başka bir şey demiyorum. Asla. Asla. Dilekleme özürü. Haydi. Niye zorla götürüyorsun? Bırak ya. Hemen zorla götürüyorum. Ay. Çocuğumu ver bana. Büşra. Çocuğum ya. Büşra. Bunu yaparsın. Yapmayın Büşra. Ben bunu mu yaparım sakin sadece? Sakin olun Büşra, bırakın. Yapılana bak. Sakin olun ya. Zorla götürün Neşe hocam. Sakin olun. Bak. Gitmek istemiyor zaten. Çekil Duran abla. Lütfen. Duran abla. Yanınızda çocuklar var ya. Caner söyler misin, orada çocuklar var. Orada çocuklar var. Caner söyler misin kulaklıkları? Neşet, Neşet, Neşet zamanında bu kaynanasıyla küstü. Evin içinde bak. Caner kulaklıklar sen de beni duyuyorsun. Sen, hemen aileye çocuklar siz var dikkatli davransınlar. Bak Esra Hanım siz görüştürmediniz. Benim oğlumun evinin içine geldi. Bunlar. Bu kadar yaptığı hakaretleri ben hak etmiyorum. Hak etmiyorum. Sosyal medyada beni kötüledi. Ben bağrıma bastım. Kapımı açık kızım dedim. Hep beraber bakalım dedim. Hiçbir kötülük Caner, yapmadım ben. Hiçbir teyzenin, kötülük. Kayınvalidenin yanına ben hak gidip etmiyorum Nurhan bunları. Teyze bu iş böyle olmaz. Heh. Ne olur orta yolu bulun der Hayır. misin? Biraz özür dilemediği sürece oğlumu vermiyorum. Nurhan abla. Siz duydurdun madem. Sakin ol. Bir dakika. Büşra'nın yaptığı da söyler misin? Büşra'nın yaptığı da. Sakin. Duruma getiren annesi. Bir sakin. Dikkat edin. Büşra sen de gelir misin buraya? Büşra. Bulunduğunuz yer sakat. Caner bulunduğunuz yer sakat. Çiğdem abla. Biraz kenara gelin. Ay şu an orayı kontrol edemiyorum ya, cinnet geçireceğim. Ben sana demedim mi Caner? Ben sana demedim. Abla kendi. Oğlum sevmiyor. Büşra sevmiyor demiyorum. Kesinlikle demiyorum. Ama Büşra bu evi terk etti gitti. Kocasının yanında durmadı. Büşra. Neyi söylemiş? Çiğdem abla. Orada Betül bağırdı. Ya biz arkadaşım ya? Vardı tamam. Evde. Kimiz ya? Arkadaş. Bir iki dakika bir müsaade eder misin? Çiğdem abla bir iki dakika müsaade eder misin? Telefonu ver şimdi ya, bir ne oluyor? Tamam bir iki dakika tutar mısınız? Zaten? Evet. Caner Allah rızası için. Bir dakika tutar mısınız? Bir aklı selim biri. Ahmet abi, Ahmet abi kulaklık taksın. Ya bir iki dakika tutar mısınız? Bir dakika Esra Hanım bir şey soruyor. Çiğdem abla. Lütfen. Çiğdem abla. Hiç de değil. Bak, bir taraftan anası tutuyor elini, bir taraftan karısı tutuyor elini, bir adım paylaşamıyorlar. Bir hasta bu adam. Ben biliyorum senin çanta hazırlayıp gitmek istediğini, biliyorum aşkım. Asla paylaşamazlık yok burada. Oğlum iyileşsin. Bunu sürekli de demiştirim. Kızım tamamen iyileşsin, nikahını yapalım. Sağlıklı bir şekilde evine dönsün dedim. Ve yanımızda hep beraber bakalım dedim. Ve bunu beni dinlemedi. Bu Büşra'ya bir akıl veren var. Büşra cahil. Buna bir akıl veren var.
Asla ben Büşra'yı itmedim. Ya Nuran ama, hep Nuran abla, Nuran abla. Bir saat önce inşaat sen bir kere sus. Sen bir kere sus. Gelsin gitsin ondan sonra gel kızım. Sürekli bir yaz boyunca bir Büşra'nın annesi sus. Sen çağır. Çiğdem abla. Sen çağır. Sen benim hayatımda çıkmış. Çiğdem abla. Bu karanlıklar üstüne çöktü. Çiğdem abla. Allah seni bildiği gibi yap hale. Çocuk, çocuklar var orada. Çiğdem abla canlı yayındayız. Utanmaz. Nuran abla şurada ama bir şey, bir saniye Büşra, ya Büşra. Sen? Onu söyler misin? Ne dedin? Büşra bir saniye. Büşra. Teyze karışmasın. Büşra. Teyze kim? Büşra. Ben ne yapıyorum? Teyze tamam. Canlı yayındayız teyze ya. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? Ya ne olur sormasın. Yok ben terbiyesiz. Kol kanat geldik sana. Vah Allah. Allah aşkına ben seni kovdum mu? Sen bu göstersene büyüklerine. Ya bir abla şurada bana bak. Benimle bir konuş. Ben seni kovdum mu? Ya, bana gerçek demedim ki. Ben kovdu demedim ki. O zaman ben ne, ben ne dedim size? Ben siz beni kovdunuz mu dedim? Ben böyle sana, bir şey dedim mi? Söyleyin bak. Ya. Ben beni kovdular dedim mi? Yazık İki ya, gün sonra Neşat'ım geleyim bak. Alayım kızım sana dedim mi demedim mi? Neşat'ı bırakmadınız diye ben de ben artık gelmek istemiyorum dedim. Değil biz mi sana. Sonra yaz... siz beni aradınız mı Betül'de gittik. Yayla dönüşü kızım. Hep beraber evine dönsün. Hep beraber bakalım. Baban da artık çalışsın. Bak durumlarımız kötüye gidiyor. Demedi değil mi? Demedim mi? Ben demedim demedim ki. O zaman bu ne yani? Bu rezillik ne Allah aşkına? Ben mi yaptım rezilliği? Ben mi yaptım mı? Zaten beraberdi. Hırçındı. İki çocuğu bırakıp bu çocuk yola düşseydi. Bu çocuk yola düşseydi nasıl koşacaktı? Nuran teyze, Büşra. Sen bir kara karışma ya. Şimdi artık barışma zamanı. Çocuklarınızı sevdiğinizi göstermenizin zamanı. Ahmet amcacığım Allah rızası için. Canlı yayındayız. Kuzeni, kuzeni de uzaklaştırın. Bak çok kendi işte. Kimse onu uzaklaştırır. Ben onu hak etmedim. Hadi, hadi. Kuzenine söyle. Çocukları alsın uzaklaşsın. Gitsin oradan. Mima'yı da alsın gitsin. Rica ediyorum. Nuran abla. Benim hak etmediğim. Nuran abla ama şöyle bir şey var. Bakın Necat eşini gördü gayet mutlu. Tamam, ayrılmak mutlu, istemiyor. Mutlu. Neden görüştürmüyorsunuz o zaman? Kendisi gitti. Baksana şu Necat'ın yani. Ay yazık ya. Ne kendisi mutlu gitti kendisi. Ben asla ayırma bir niyetimiz yok bizim. Ha bundan sonra ne olacak peki? Buluşacaklar ama özür dilerse. Büşra özür yine dileyecek. Yine buluşsunlar ya. Ama Büşra bak, özür dilerse. Söz veriyorum özür dilerse Neşat'la sürekli görüşecek. Öyle mi buluşalım yani? Ben hak etmedim o hakaretleri. Hak etmedim. Büşra. Sen hak etmedin de dün kızını neden susturmadın Allah rızası için? Ben hamile olduğumu öğrendim. Senin evinde değil miydim? Büşra ne değil miydim? Ben senin evinde değil miydim? Bu iftirayı bana nasıl layık gördün? Sana oğlunu deli gibi sevdiğimi bile bile. Bana nasıl bak layık gördün bana bu iftiraya? Betül sana asla hakaret etmedi. Sana asla iftira atmadı. O bizim çocuğumuz dedi. Sen dikkatli dinle onu. Bir daha dinle. Biliyorum, biliyorum. Kurban olduğum biliyorum aşkım. Biliyorum ben. Biliyorum. Allah da biliyor kurban oldum. Sadece tamam senin buradan gidip geri dönmeyişin. Eşyaları sattık çıkarsın. Bana ses yol medyada hakaretlerde bulunman. Bütün beni tanımayan insanlar bana bir sürü yorumlar yaptı. Bunları ben nasıl kaldırayım? Hakaret beni dediğin, tanımayan insanlar hakaret dediğin kötü kötü anne, kelimeler kullandı. Sen kendin söylemedin. Hayır. Benim demedin mi? Tüm ayva gediği seni konuşuyor. Neşat'ın parası için Neşat'la beraber misin diye. Hayır. Bunu demedim de. Eğer sen benim evladım bu. Eğer sen mutlu olmak istiyorsan benimle mutlu olmazsan bu oğlumla da mutlu olamazsın. Neden mi? Sürekli şikayet eden. Yani sendin. Şimdi niye tatlandı bu çocuk senin? Ben neden tatlandı bu kadar hastalanınca? Bana bir açıklama Neşat istiyorum. Hastalanınca mı döndüm ben Neşat'a bunu mu iddia? Hasta olduğu zaman Neşat çok kıymetlendi. Neşat düşünce mi ben Neşat'la beraber oldum bunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Hayır asla öyle Neşat bir şeyim yok. Mutlu değil miydik bunu mu anlatıyorsun? Mutlu değildiniz. Boşandıktan sonra tekrar başına mutlu değil miydik biz? Biz fotoğrafları nasıl çektik o zaman? O zaman sen... Biz o çocuğu neden yaptık o zaman? Bunu da açıklayın bana. Bunu da açıklayın gerçekten. Ben bunları açıklayabilirseniz tamam diyeceğim hakikaten. Ben o konuda hiçbir şey anne, değil. Ağlama anneciğim Nuran gel teyze gel bak oğlun bırakın yeter bana, anne gel, sus gel diyor sana. Gel Nuran çocuğum, teyze. Gel. Evet biliyorum oğlum bunlar çok seviyorlar biliyorum. Ve ne yaptım ben Esra Hanım bak. Kızım dedim hep yanında ol dedim. Ayrı bir oda açtım. Çocuklarıyla mutlu olsun sizi unutmasın dedim. Demedi dese ağzı eğilir. Bak Hülya Hanım bir şey söyleyecek sana. Ama Hülya ben hakaretleri hak etmedim. Nuran abla şunu söylemek istiyorum. Bakın siz hala özürün derdine düşmüşsünüz. 2,5 yaşındaki çocuktan kim özür dileyecek?
Hayatta en büyük imtihan evladınızla olan imtihandır. Zaten bakın, o çocukların... Bakın ben sizi dinledim, hareketlerinizi gördüm. Ne yapacak bilmiyorum. Bakın evladınızla imtihan ediliyorsunuz, Allah yardımcınız olsun. Ama çekirdek aileyi, amin, bana iyi davranırsan seni barıştırırım, böyle bir lüksünüz yok. Siz çekirdek aileye müdahil olamazsınız. Ve şunu unutmayın, gelininizi sevmeyebilirsiniz. Ben asla kim tutmam. Gelininizi sevmeyebilirsiniz ama hayır, ben... anne bakımına muhtaç iki evlat varsa ortada, o geline saygı göstermek zorundasınız. Yok sayamazsınız anneyi. Beni asla, bana bak, beni dinler misiniz? Asla seni sevmiyorum demedim. Bunca olaylar yaşadık. Zaten sevmeyin, saygı gösterin. Elimi alıp kısır yaptım. Ha. Ha. Ben ondan sadece güler yüz ve tatlı dil istedim. Ben onun için çok mücadele ettim. Bunların yuvası dağıttılar, ben düzelttim. Yalan dese ezanlar şahit, bak ezan okunuyor. Ama şimdi ezan diyorsun okunuyor. Ki benden özür dilersen benim oğlumu görebilirsin. Çocuklar babasını görebilirler benimle diyorsun. Özür dilesin. Ben böyle hak etmedim ya hakaretleri. Böyle bir hakkınız yok ama Nurhan teyze. Böyle bir hakkınız yok. Tamam, hayır. Lütfen. Olmaz. Olmaz Esra Hanım. O zaman bunlar yani? Hiç mutlu olamazlar. Lütfen, ben de lütfen diyorum. Ben de lütfen diyorum. Bu yayının da ihbar kabul edilmesini istiyorum. Oğlunuza vasi atanması gerekiyordu. Bütün CD'yi de ben vesayet makamına göndereceğim. Oğlunuz hangi şartlarda bakıyorsunuz? Yani şu anda çocuklarla... Ben oğluma dört dörtlük bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim şu anda. Oğlum her zaman çocuklarıyla da görüşebilir. Çocuklarını da eşi götürdü yanından. Ya eve bile almıyorsunuz. Şey. Bakın sokakta çocuklarla görüştürüyorsunuz. Yanmayın Allah aşkına. Ben... Hayır, yayıncılar. Hakaretleri de bulunduğu için sokakta görüştürdük. Bunlar çok hatalı. Yani hak etmediğim şeyleri, hakaretlerde bulunduğu bak, için. Bak oğlun karısını gördüğünden beri, çocukları ben gördüğünden beri ben gelinime de el bebek, gül bebek, kol kanat gerdim. Asla oğlumun emanetisi sen kızım dedim. Sorunlarım da öyle dedim. Dört dörtlük baktım. Ama gidip de gelmemesi bizi çok üzdü. Çok. Ne demek gidip de gelmemesi? Gitti. Gitti, geleceğim diye gitti. Kızım dedim, bak dedim. Dört gün durma, çocukların yanında mutlu oluyor Neşat. İki gün sonra geleyim alayım seni dedim. Ama akşama... Çok farklı şeylerle karşılaştım. Beni arıyorlar. Teyzeciğim, Nurhan Hanım, eşyalar satılmış, Neşat hasta, paraya mı ihtiyacınız var? Senin oğlun bugüne kadar nerede yaşıyordu? Hasta olmadan önce. Bugüne kadar oğlum... Hasta olmadan önce. Hasta olmadan önce ayrıldıktan sonra benim evimde durdu biraz zaman. Ondan sonra evine döndü. Barıştılar. Tamam, o zaman bırak evine dönsün oğlun. Çocukların yanına dönsün, karısının yanına dönsün. Şu anda bakamazlar. Hayır. Lütfen. Şu anda bakamazlar. Asla bakamazlar. Lütfen yani. Hayır. Benim oğlumun banyosunu bile ben kendim yaptırıyorum. Bakamazlar. Kesinlikle. Buna oğlum düzelmediği sürece asla. Kesinlikle Esra Hanım. Lütfen benden bunu istemeyin. Nurhan Hanım, geliniz şunu söylüyor. Ben dava açtığım için problem çıktı diyor. Buna ne diyorsunuz? Bütün problem... Vasi olması mı gelininizin? Hayır, dava açtığı için değil. Beni dinler misiniz? Dava açtığı için değil. Bunların ayrılma mahkemesi hala devam ediyordu, ceza mahkemesi. O yüzden vasi olamıyor. Babası, baban olacak kızım dedim ben güzel güzel. Dilekçe verdi baban dedim. Zaten renklerini o zaman gösterdiler. Öyle mi dedin? Evet, aynen öyle dedim. Peki. Aynen öyle dedim. Evet, Büşra'ya sorar tamam. mısın? Büşra'ya sorar mısın Caner? Ver. İki tane çocuğumuz var birinin. Bir şey anlatmaya evet, çalışıyor. İki tane çocuğum var. Evet. Neşat'a gidelim mi diye bir sorsun Büşra. Gidelim mi, eve gidelim mi diye bir sorsun. Ma da bizim, o da bizim. Büşra, bir eve gidelim diye sorabilir misin? Ne tepki verecek? Aşkım hadi gidelim gel. Neşat hadi gidelim. Bırakın kolunu. Geliyor gibi yap, geliyor gibi yap. Eşe gidecek yani. Tamam, bir saniye. Nurhan teyze, bir durabilirsiniz Caner. Herkesin peşinden gidiyor Neşat. Tamam, tamam, bir duralım. Neşat, he. Neşat. Nurhan abla. Efendim anne. Ne demeye çalışıyor Neşat'ın?
Aşkım. Ya düşünsenize bir aile bir kayınvalidenin vicdanında kaldıysa biz zaten bitmişiz. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Gerçekten yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Evet, orada ortada mağduriyeti yüksek biri var. Büşra. Benim söyleyecek bir şeyim yok yani. Herkes gördü neyin ne olduğunu. Büşra. Başka bir şey istemiyorum. Büşra ya kulaklığı ver. Büşra. Allah rızası. Büşra'ya ver kulaklığı. Evet, Hilmar'ın kulaklığı takalım. Of. Büşra, kayınvalidenle bayağıdır konuşuyoruz. Efendim. Benden özür dilerse barışırız diyor. Ya sendeki artık ne diyeyim, başımı gözümü sadakası olsun mu, ne gelirse gelsin. Evet. Ya evet, özür diliyorum de, ister yalandan de, ister gerçekten de. İster yalandan özür diliyorum de, ister gerçekten de. Ben gidiyorum diyor. Söyle de bitsin bu iş. Hadi anne, kocanla mutlu olmak istiyorsan. Evet. Esra Hanım, şu an ben özür dilesem de, ben şu an özür dilesem de yüze piyaz yapılacak ve ben Neşat'ı bir daha göremeyeceğim yani. Ben biliyorum, ben biliyorum. Söz ben verdim. Biliyorum. Söz verdim. Bir sen dile. Söz verdim şu an. O kim ya? Ben hatamın olmadığını inanıyorum Esra Hanım. Kızı yayına bağlansın, önce benden özür dilesin. Ben gerekirse dilerim özürü. Ay ben hepinizden özür diliyorum. Ne olur biri dilesin. Hatalı değil de. Bir şey söyleyeyim mi? İlk özür dileyen, ilk özür dileyen en büyüktür, en vicdanlıdır. Esra Hanım. Karıma bağırma diyor. Görüyorsunuz değil mi Esra Hanım? Babaanne bir bırakır mısın? Görüyorsunuz değil mi? Karıma bağırma diyor. Bu adam bilinçsiz şu an. Bir şey söyleyeceğim. Bak, ilaç verirsiniz. İlk affeden en vicdanlıdır. İlk özür dileyen en büyüktür. Unutma bunu. Elini öp. Öpmem, el öpmem. Onu yapmam. Tamam, bir özür dile. Onu yapmam, onu yapmam. Hadi. Hadi bir şey. Sen bunu seviyorsan gerçekten bunu yaparsın. Gerçekten iki kadın. Esra Hanım, ben hatamın olmadığına inanıyorum. El öpmeli dudak kirlenmez. Asla el öpmem burada. Hatam varsa ben özür diliyorum. Hatamın olmadığını biliyorum ama. Hatam varsa özür diliyorum. Hatam yok biliyorum ama. Ben diledim özrümü, görüyorsunuz. Büşra, sana şunu söylüyorum ama bu zamana kadar da eşine de kendince bakmış, karşında da bir anne olduğunu unutma. Senin anne olarak ne kadar yaralandığını görüyorum. Karşındakine de bir büyüklük yaparak anne olduğu için ve eşine bu zamana kadar da bakın kol kanat gelmiş, kendince bakmaya çalışıyorlar. Yanlış ya da doğru. Değerlendirme onu. Türk toplumunun önünde güzel davranışını doğru, göster ve çocukların önünde de tartışmayın artık lütfen. Lütfen. Ben tartışmak istemiyorum zaten. Ben tartışmak istiyorum. Beni ona sürüklüyorlar yani. Eşimin de yani gördünüz haline. Bağırmayın eşime diyor. Kızıyor yani, hayır diye kızıyor. Anlaşılmıştır herhalde o da. Ben söylüyorum yine. Ben hatamın olmadığını inanıyorum. Hatam varsa özür dilerim. Başka da yapacak bir şeyim yok. Gözüme bak. Gözüm kayınvalidene söylüyor. Nuran annemi diyorsun, ne diyorsan. Nuran teyze duydun bak. Hatam varsa şayet ben özür dilerim sizden. Hatam varsa. Teşekkür ederim. Nuran teyze ne diyorsun? Hasan, hatasını bildikten sonra. Sarılıver gelinine ediyorum. Bari. Sarılıver gelinine bari. Hadi sarılın. Büşra lütfen. Büşra lütfen. Büşra. Necat için. Neşet için ben bu kadar rezilliğe katlandım zaten Caner abi, ne yapıyorsun? Kızım sen küçüksün, sarılın bir şey olmaz. Büşra'da. Bakın ikiniz de annesiniz ama bu rahatsızlıkta olan birine tercih yapmak zorunda bırakıyorsunuz. Bu en büyük şiddet. Lütfen hal ve hareketlerinize aynen öyle, dikkat aynen edin. Evet. Madem ki Necat için mücadele ediyorsunuz iki kadın olarak, bu davranışı da ekran önünde sergileyin lütfen. Tercih yapmak zorunda bırakmayın oğlunuzu ve eşinizi. Bir saniye, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ben yapmıyorum ki zaten Hülya Hanım, ben yapmıyorum zaten onu. Ailesi yapıyor, görüyorsun, sürekli birileri çekiştiriyor yani Neşat'ı. Hay Allah'ım, dile gelse de bu çocuk İnşallah bir an önce iyileşse de konuşsa. Ya seviyorlar, ben sürekli... Ne diyor Nuran teyze? Dedi, alıştın dedim, çocuklarından ayrı kalmasın dedim. Ben sürekli yanımızda dur kızım dedim. Yani Neşat sizi sürekli çocuklarını hatırlasın dedim. Demedi deseler yalan. Ben bağrıma bastım. Nuran teyze... Kızım siz yeter ki yüzünüz gülsün, üzülme diye her gün sarıldım boynuna. Nuran teyze, oğlum bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ne diyor? Esra Hanım, Necat Büşra ile gitmek istiyor. Onu söylemeye çalışıyor.
Ne diyor? Evet, evet annem. Evet, evet. Araba, motor, evet. Motor, tamam, tamam. Tamam, tamam anne. Tamam. Tamam annem, tamam. Tamam. Su var. Neşat Yüksel tam bir yıl önce iş yerinde. Esra Hanım, Necat Büşağlar'la gitmek istiyor. O yüzden...